40 günde Türkçe kampı. Dil bilgisini bitirdik. Paragraftayız. Paragrafla alakalı işte bu video defterin içindeki 6 modülden birinde. Cümlede anlamdayız. Cümlede anlamda da neredeyse konuyu bitirdik. Artık sadece sorularla kendimizi iniyoruz Anlatım ve özellikleriyle alakalı 32 ve 33'teki testi çözüyoruz. Harika bir test. Ben bayıldım sorularına. Hiç vakit kaybetmeden hepsinin üstüne böyle çiçek gibi konuşalım. Hadi başlayalım. Evet sayfa 32'de birinci sorudayız. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır diyor. Şimdi alışılmamış bağdaştırma örneği diyor ya bağdaştırmadan kasıt şu. Sözcükleri bir araya getirerek onlarla bütün oluşturma. Onları bir bağlam içinde bir takım söz öbekleri şeklinde kullanmak. Şimdi bir kelime bir araya geldiğinde mesela şöyle olsa işte sokak lambaları e, akşam olduğunda yanar. E şimdi sokak lambalarının yanması, çevreyi aydınlatması falan bunları söylediğimde sıra dışı bir şey geliyor mu kula? Hayır alışılmış şeyler, sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanıyorum aşağı yukarı. Buna biz kelimeleri bir araya getirdiğimizde olağan olanın sınırları içinde kaldıklarında alışılmış bağdaştırma diyoruz. Sokak lambaları gece olunca hepimize gülümserdi ya da sokak lambaları sabaha kadar gözyaşı dökerdi dediğimde çok da alışılmış bir şeyden ve olağan olanın sınırlarının içinden söz etmiyorum. Bu sefer sıra dışı mevzular, mecazlar vesaire başlıyor. O zaman da alışılmamış bağdaştırma oluyor işte. Yani bu metinde alışılmamış bağdaştırma var mı? Anlatımda öznel ifadeler var mı? Söz sanatına başvurulmuş mu? Ki söz sanatı varsa zaten alışılmamış bağdaştırma ve öznel ifade zaten vardır. Doğrudan anlatımla oluşturulan dizeler, dolaylı anlatımla oluşturulan dizeler var mı? Bir bakalım hadi. Mesela bir kelime buldum. Çın çın öter Adı candır. Bir erik kopardım. Can dalından içi can dolu. Şimdi bir erik koparıyorsun. içi can. Sonra bir kelime buluyorsun. Çın çın ötüyor. Bunlar sıra dışı şeyler. Dolayısıyla hepsi alışılmamış bağdaştırma diyebiliriz bunlara. Adı can. Yaprağı can. Lezzeti candır. Bir gölge düştü önüme. Dedi ki bir yüküm var. Benden ağır bir yüküm var. Beni taşır. Adı candır. Şimdi bir gölge düşüyor önüme ve konuşuyor. Onu konuşturmak da aslında bir kişileştirme. Bir söz sanatı. Söz sanatı var diyebiliriz. Ve söz sanatının olduğu yerde mutlaka ne de vardır? Öznel ifadeler ve mezarl mecaz anlamda mutlaka vardır. Sonra şuraya dikkat ettin mi? Bir gölge düştü önüme dedi ki bir yüküm var benden ağır. Ben bu kişinin cümlesini demek fiiliyle hiç değiştirmeden aktarmışım. E bu da doğrudan anlatımlı bir cümleydi değil mi? Onu da buradan bulmak mümkün. Fakat dolaylı anlatımdan aksine hiç yararlanılmamış bu metinde. Dolaylı anlatım nasıl bir şeydi? Birinin sözünü üçüncü kişiye aktarırken o sözün kalıbında küçük değişiklikler yapıyorduk. Mesela şurada bir yüküm var benden ağır yerine ondan ağır bir yükünün olduğunu söyledi şeklinde biraz evirip çevirip eğip bükerek anlatmamız bekleniyordu. Gelelim ikinci soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazar kişisel düşüncelerine yer vermemiştir? Kişisel düşüncelere yer verdiğinde yorum yaparsın. Yorum yaptığında da tartışılacak bir mevzu ortaya çıkar ki öznellik devreye girer. Hadi bakalım hangi ikisinde yok? 8 yaşında kurgusal öyküler yazmaya başladım. Burada hiç kişisel bir yorum yapmadım. Var olan olduğu gibi tespit ettim. Bu bir saptama cümlesi. Saptama cümleleri nesnel de olabilir, öznel de olabilir ama şu haliyle nesnel bir durum saptanmış. O zaman bu olmalı elimde. Annem bir gün elinde turkuaz rengi bir defterle yanıma gelip kişisel bir günlük tutmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Burada da bir yorum yapmıyorum. Olan olduğu gibi paylaşıyorum sadece. Evde sürekli hikayeler anlatıyordum. Bu iyi bir şey ama bunu çevremdeki hayali arkadaşlarıma yapıyordum. Bu pek iyi değildi. Neyin iyi, neyin iyi olmadığını söylediğinde yorum yapmış oluyorsun. Annem de benim gün, gün gün yaşadıklarım ve duygularımı yazmamı bana iyi geleceğini düşünmüştü derken yine burada da var. Annemin bilmediği şey hayatımın inanılmaz derecede sıkıcı olduğu ve yazmak istediğim vesaire. Burada da bu tarz altını çizdiğim ifadelerle yorum devreye giriyor. Fakat 1 ve de asla kişisel bir düşünceye yer verilmemiş. Doğru cevap bu soruda Adana olmalıymış. Evet üçüncü soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma başvurulmuştur? Bir kimsenin sözlerinin değiştirilmeden onun ağzından çıktığı biçimde verilmesine doğrudan anlatım denir. Genellikle tırnak içerisinde verilir ve demek fiili ve türevleriyle aktarılır demiştik değil mi? Hatırla onların hepsini. Onun bizimle çalışmak istememesinin nedeni ne? Bugünlerde onunla görüşmek, yemeğe gitmek istemediğini söylemiş. Onunla görüşmek, yemeğe gitmek istemiyorum demiş biri. Görüşmek, gitmek istemediğini söylemiş şeklinde biz küçücük bir değişiklik yapmışız. Bu dolaylı anlatım olmuş. Her zaman insanın can dostlarının olması gerektiğine inandığını dile getirdi. İnsanın can dostlarının olması gerektiğine inanıyorum diyen kişinin sözünü olması gerektiğine inandığını şeklinde dile getirmek gibi bir fiil aktarmışız. Bütün bu küçük değişiklikler bunu da dolaylı anlatım yapmış. Bundan sonra ev işlerine senin bakman gerektiğini söylemiş derken şurada gerekir yerine gerektiğini söylemiş deyip yine bir dolaylı anlatıma başvurdu. Bu toprakların bir zamanlar düşman askerleriyle dolu olduğunu vurgulamış. Bir zamanlar buralar top, düşman askerleriyle doluydu diyen birinin sözü bu. Bir zamanlar doluydu yerine dolu olduğunu vurgulamış şeklinde gene dolaylı anlatımla başvurduk. Peki şuna gelelim çok önemli bir şey var burada neydi o? Eğer onun bizimle çalışmak istememesinin nedeni ne cümlesinde olduğu gibi bir söz bir başkasına aktarılmak yerine ağızdan çıktığı gibi ilk ağızdan çıktığı gibi verilirse biz gene onu da ne sayıyorduk mutlaka bir doğrudan anlatım cümlesi sayıyorduk. Harika bir soru. Umarım yanlış yapmışsındır. Umarım bir kez daha konuşma şansımız olmuştur. Gelelim dördüncü soruya. Paragraftaki cümlelerle ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sorar. Bakalım birinci cümlede öznel anlatıma başvurulmuş mu? Ben diye bir şey geldi koca dünyaya meraklandı hep dev aynasına yıllarla sınırlı ömrü belirdi. Ölünce de ölümler delirdi. Burada aslında bir sürü mecaz bir sürü sıra dışı mesele var. Bütün bunların varlığı cümlede öznel bir anlatım olduğunu zaten gösteriyor. Yani söz sanatlarının olduğu yerde herhangi bir görüşle herhangi bir durumla ilgili yorumun yapıldığı cümlelerde ya da e, bir durum kişinin duyguları ve düşünceleriyle kurgulanarak tekrar dile getirildiğinde öznellik mutlaka beraberinde gelir. Peki iki numaralı cümlede ikinci cümlede doğrudan anlatım özelliği var mı bakalım yalan dünyaya inat mı bilmem doğruydu işi yalan diyemem hem görünürde hem de hayalde yaşadığı ben denen beden şuraya bakalım doğruydu işi yalan diyemem derken doğruydu işi yalan değil'e geliyor mesela. Burada da doğru şey, doğruydu işi cümlesi olduğu gibi aktarılıyor. Burada doğrudan anlatma özelliği var diyebiliriz. Üçüncü cümlede somut anlatıma başvurulmuştur. Issız karanlıkta kaybolmayı düşündü. Düşündüğünü anlayınca kaybolmadığına tanıklık etti. Şimdi ıssız karanlıkta kaybolmayı düşünmek diyor ya. Aslında burada anlatılan şey öyle karanlık ya da onun ıssızlığıyla alakalı bir şey değil. Soyut şeyler söylemeye çalışıyor düşündüğünü anlayınca da kaybolmadığını ta, kaybolmadığına tanıklık etti derken e, aslında düşünce ya da ona benzer sözcükleri de soyut sözcükleri kullanması da somut anlatımdan uzaklaştığını gösteriyor. Bu tartışılırmış. Şimdi dördüncü cümlede geçen büyük kelimesi nitelik bildirmektedir. Bakalım büyük olmaya aldandı kendinden büyüğünü görünce evet. Miktar olarak büyük değil de nitelikçe daha kıymetli, daha değerli belki buralara gidiyor mesele. Cümlelerde nesnel anlatımdan yararlanılmamıştır diyor yarayı görünce panikledi, çile çekince olgunlaştığını biliyordu vesaire. Evet cümlelerin tamamında öznel anlatıma başvurulmuş. Burada mutlaka cevap C olmalıymış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlatımdan yararlanılmıştır? Hadi bakalım. Yedi elmanın ekşimsi bir tadı olduğundan elmayı yemek istemedi. Elmanın tadıyla ilgili yapacağı bir tespit elbette tad alma duyusuyla algılanacak somut bir şey. Bu kesinlikle elimizde durmalı. Son günlerde hiçbir şey ona yalnızlık kadar dayanılması zor gelmiyor. Yalnızlık duygusu ve Türevleri yaşattıkları mutlaka soyut anlamlı bir şey anlatıma gider. Sevgi insanı insana yaklaştıran yegane güç derken gene sevgi ve insanlar arasında kurduğu iletişim soyut anlatımla anlatılmış. Kahramanlık duygusu vesaire cesurluk. Bazı günler tarifi zor duygular vesaire. Duygu üzerinde dolunca zaten mesele hep soyut anlatıma gitmiş. Ama A seçeneğinde somut anlatımlı bir cümle kurulmuş. Altıya geldiğimizde. Şimdi. Soruya bir bakalım önce. Parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? Doğrudan anlatımlı oluşmak, öznel cümleler, soyut anlatım, duyulara dayanan somut anlatım, anlatımda deyimlerden yararlanma. Bunların hepsini tek tek göstermek durumundayız. Önce bir okuyalım. Hayatın bir anlamı var mı? Böyle bir soruyu kim sorar? Şimdi hayatın bir anlamı var mı? Bir cümle. Böyle bir soruyu kim sorar? Ayrı bir cümle. Bunlar hep ilk ağızdan çıkmış gibi. Doğrudan anlatımlı bir seçenek vardı ya onu birazdan çok rahat edeceğiz. Yapacak bir iş olmayan sıkılan veya çaresiz kalan insanlar bir işi takip eden bir mecburiyeti yerine getiren kimselerin aklına böyle sorular gelmez. Onlar böyle şeylerle uğraşmazlar. Bir fikir adamı veya filozof mesleği icabı böyle konularla uğraşabilir. İnsanların çoğu böyle bir soruyu hiç kendilerine sormamışlardır. Çünkü uğraşacak dünya kadar sorunları var. Sorunlarımız, sorular vesaire. Hiç böyle somut elle tutulur şeylerden bahsetmiyoruz. Biraz e, zihnimizin içinde dönen duran meseleleri kaşıyoruz. Uzak ve yakın sorunlar size zaten başka bir şeyle uğraşma fırsatı vermez. Yarın ödenecek bir faturanız veya gidecek bir randevunuz veya bakımıyla uğraştığınız bir hastanız varsa onlarla uğraşırsınız. Hayatın anlamı gibi bir konuyu hayatın anlamı gibi bir konuyu çevreniz size öğretmiş zaten halletmişsiniz. Başkaları bu sorulara cevap vermiş. bunları olduğu gibi kabullenmişsiniz. Bunlarla uğraşacak yeteneğiniz de yok. Ama eğer bu soruları zaman zaman düşünme koşunuza gidiyorsa bunlar sizin için cevaplandırılacak bir önem taşıyor demektir. Evet Buralarda deyimlerden faydalandığı, hoşuna gitmek, önem taşımak gibi hemen bulup hemen şöyle karşılaştığım şeyleri söyledim. Sonra e, duyulara dayanan somut bir anlatım yok burada. Yani öyle duyularla algılayabileceğimiz gözle işte işitme duyumuzla, tad alma duyusuyla algılayabileceğimiz ayrıntılar yok. Tabii ki hayatın anlamı falan sorgulandığı için soyut bir anlatıma başvurulmuş. E, cümlelerin tamamı öznel anlatımlı ve hepsi ilk ağızdan çıktığı gibi yani doğrudan anlatımla kaleme alınmış. Sorunun uzun olması asla gözünü korkutmasın. Seçeneklere biraz bakarak Oradaki ifadeleri e, ne olduklarını hatırlayarak bizden ne istediğini iyice anlayarak metne döndüğünde mutlaka okuyacağım birkaç cümle sana aşağıdan seçenek eleştirecek ve doğrusunu bulacaksın. Hadi devam edelim. Geldik 7. soruya. Ne diyor? Numaralamış cümlelerin hangi ikisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur? Hadi bakalım. Türkiye Kurumu medya çalışanları için yabancı sözlere karşılıklar kılavuzunu hazırladı. Kılavuzda, şimdi bu ilk ağızdan çıktığı gibi duruyor doğrudan anlatımlı bir cümle. Kılavuzda iletişim araçlarında ve günlük yaşamda sıkça kullanılan yüzlerce yabancı kelimenin Türkçe karşılığı yer alıyor. Hala bir doğrudan anlatımlı cümle bu. TDK Başkanı Profesör Dr. Şükrü Haluk Akalın bir konferans için geldi Adana'da medya çalışanları için bastırılan 50 bin kitapçının dağıtımını Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde başlattı. Hala bir şey söyleyemedi. Bir doğrudan anlatım cümlesinin dışına çıkamadı. Kalın her dilde bak burada başlıyor bence. Her dilde yabancı kökenli sözcükler bulunduğunu, hiçbir dilin saf olmadığını, Türkçenin de başka dillerden söz aldığı gibi onlara sözler verdiğini vurguladı. Gördün mü? Ne yaptı işte? Burada bu değişiklikleri yaptı. Eklemeli bir dil olan Türkçenin Diğer dillerin yaşadığı sorunlardan fazlasını yaşadığını belirtti derken işte 4 ve 5. cümlelerde dolaylı anlatıma yer verilmiş. Cevabı neymiş? Gelelim 8. soruya. Bu dizelerle ilgili olarak numaralanmış cümlelerde verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ne sabah göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün serin karanlıkları. Şimdi kafamda dizeler biraz oturdu. Kısa olduğu için direkt seçeneklere ya da numaralı ifadelere bakmadım. Bakalım. Somut anlamlı kelimeler var mı? Var. Gündüz, karanlık, yorgan. Sonra şuradaki serin sözcüğü. Bunların hepsi bir şekilde hatta şuradaki bürüneyim fiili değil mi? Bunlar sabah sözcüğü, göreyim ya da benzeri sözcükler algılanabilecek ayrıntıları veriyor bize. Burada somut anlamlı bir e, kelime grubu var. Birden fazla duyudan yararlanıldığını şöyle anlıyorum. Sabah ya da e, işte şu gündüz karanlık gibi ifadeleri görme duyusuyla anlarız. Şurada da serin yani soğuk olmayan anlamı var. Bunu da dokunma duyusuyla algılarız. Öznel anlatım demiş. Ben şurada bir benzetme yakaladım az önce. Islak bir yorgan gibi. Eğer bir yerde benzetme varsa, böyle bir söz sanatı varsa yaz hemen. Mutlaka bir mecaz vardır. Mutlaka öznel anlatım vardır. Bu değişmez. Tamam Burada öznel anlatım da var. Söz sanatlarından uzak anlatım benimsenmiştir diyor şurada. Burada hata yapılmış. Uzak değil söz sanatı var. Doğrudan anlatım kesinlikle var. Zaten cümlelerin tamamı hep ilk ağızdan çıktığı gibi dizelerin. Dolayısıyla doğrudan anlatım da diyebiliriz. Çok net doğru cevap Edirne olmalıymış. İkinci testin de içinden geçtik. Bak Yavaş yavaş hani bu testlerdeki sorular da seni biraz zorlasa da en azından eksiklerini sana gösteriyor ve onları da tamamlıyoruz. Biz bütün seti bitirdiğimizde çıkmış sorulara gidecek ve neler yaptığımızı orada göreceksin. Sen kendindeki asıl performansı o zaman seyret. Tamam? Biraz sabret ve bu testlerde dediğim gibi yanlışların sayısına vesaire takılma. Öğrenerek hatalarından beslenme devam et. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz sonrakinde. Eyvallah.